Yani ilk defa seçildiğini görmüştük sanırım. Bir maçta Evet, bir oynanmıştı. maçta. Aynen, ben de öyle Ama hatırlıyorum. Yasaklandığını görmüş müydük onu hatırlamıyorum. Ne var? Çapo'nun geldi. Evet. Sonunda main'i çekti. Çekti. İlk maçta bekliyordum. Bu maça kısmetmiş. Sezon başından beri en fazla oynadığı tercih ve en iyi performansları yine Arlott'ta Çapo'nun. İyi bir kadro kurdu aslına bakarsan Moonlight. Hem Kerry'i hem Kufra'yı çektiler. Ne kadar da çok alışmasak da Kufra'ya ama kendi pozisyonları eli açık istemişin özelinde. Ki Lilia da vardı daha öncesinde. Çuğu geliyor şimdi. Ve Beatrix zaten ihtimalleri daralmıştı birazcık kulak açın. Kerry'nin yokluğunda, Klinsin yokluğunda Beatrix'e kadar şey gelmiş oldu. Değil mi bu arada Johnny? Birini yakalıyoruz, yok ediyoruz. Aynen. 5'e 4 devam ediyoruz sonra. Sol taraf için diyorsun. Evet, sol taraf için. Sağ tarafta düzenli savaş istiyor. Aynen. Birazcık zıt takımlar birbirine bakalım. Yani burada tabii Kufra'nın rolü büyük olacak. Zayrot geldi. Hazırlıklı mıydık burada? İlk haftalarda görmüştük şöyle bir ama pek de hazırlıklı değildik açıkçası. Ben hiç hazırlıklı değildim bu arada. Yani ilk haftalarda görmüştük ama Zenith'in ilk defa bu kadar böyle agresif bir tercih yaptığını görüyoruz. Evet. Yani geçen hafta mesela oynadığı kahramanlar bir tane Nolan oynamış. Ama yani Zayrot birazcık daha farklı bir nasıl diyeyim, kumaş. Evet. Evet, bakalım Dairot'tan istediğini bulabilecek mi Moonlight tarafı? Kulak açtığa Beatrix'e nasıl performanslar çizecek görüyor olacağız. Vatan Game ve Moonlight arasındaki mücadele başlıyor söz sunucularımızda. Teşekkür ediyoruz Zeray ve bakalım artık burada Vatan Game eşleşmeyi kapatmak isteyecek 2-0'lı ama Moonlight onların da vermek isteyecekleri bir cevap var. Çünkü maçı da kaybederlerse Vatan'la fark böyle 3 puana çıkıyor. Onu da çok istemezsiniz. Hala kovalamaya devam etmek istersiniz. Bakalım burada bizlere neler izleyecekler. Juri, hangi takıma daha yakınsın? Ben genelde tek atanlara daha yakın oluyorum genelde. Ya mesela geçen maçı düşününce evet. Çoğu'ya karşı çok hazırlıksız gözüktü Moonlight. Evet. Ve çoğu oyunundan Angela karşısında sayesinde kurtuldular. Kesinlikle. Ama bu maçta Angela'ları da yok. Ve yani anlık hasar biraz daha fazla gibi hissettiriyor bana yani şu anda. Ben büyük merakla bekliyorum çünkü Joy'u da biliyoruz. Joy da çok ciddi hasarlar çıkartabiliyor. Zaten Beatrix'in bir roket ultisi falan yediğiniz takdirde iyileşemiyorsunuz bir noktada. Tabii. Yani bakalım devam oyunu nasıl gelecek? Yine CC'de net bir şekilde o yoyolar yapıştı mı? Eyvah eyvah. Zaten. Ben yoyumu getiriyorum. De var bu maçta. Nasbet biraz içeride geçen başka gibi bakalım çıkabilecek mi buradan? Evet. Escaption. Evet. Oo ama çok ciddi hasar Escaption ama işte herkes seviye 1-2 olunca devamı gelmiyor. Hasar çıkıyor ama devamı gelmiyor. Buradan bu avantajla çıkacak Zenith'i yani ufak bir selam verdi ve tabii Dairot'un erken oyundaki o hasarını zaten biliyoruz. Evet. Net bir şekilde onu tekrardan bir tattırmış oldu aslında bizlere. Herkes bir seviye dediğin anda ben 3 seviyeyim diye geldi oradan. Yürü can vurup devam etti. Nexus şimdi 4. Diğer tarafta bakıyorum. Zenith'i hala 3 seviye kalmış. Bloodfest'i de kovalıyor Zenith'i ama Bloodfest rahat. Yani zaten bu sefer kovalamadılar bile Bloodfest'i. Direkt tamam abi sen gidiyorsan git. Bir önceki oyundan sonra. İki kule burada arası. Orman kampını koruyan fedakar bir Bloodfest görüyoruz. Bakalım nereye kadar koruyacak? Ooo mekanik çok iyiydi. Kapatıyorlar Zenith'i sanki. Ama Axo geldi. Taramaya başlayacak mı? Nexus da geldi. Zenith'i birazcık darda kalmış olabilir. Üzerinde çok ciddi bir hasar yani, var ve göz burada, göre göre. Evet yani kapatıyorlar demiştin zaten. Güzel bir skor çekecekler. Zenith için çok iyi bir haber değil. Kaplumbağa da geliyor. Escaption'ın peşinde bir Nexus vardı ama tabii şu anda ultisi mevcut olmadığı için hemen geri çıkıyor. Kaplumbağa'yı da alacaklardır ama Zenith'i de oldu. Wasted. Oo Wasted. O da orta tarafta biraz sıkıntıya düşebilir gibi hissettirdi. Dehşete de düşürdü ama tam sonra da çıkacak kaldı. Orada. Ortalarında kaldı. Dediğim gibi Escaption şimdi hızlı bir şekilde o bölgeye doğru geliyor. Waste'ın önünde bir kalkan oluşturuyor adeta. Zaten. Vassa da yaklaşıyor. Vassa da geliyor. Burada sıkıntı edici oluyor. Dehşete düşürdü. Eskepsin havaya savurma da geldi. Oradan çıkışı çok mümkün yo-yo değil. Işından da geldi ama yoyolar izin vermiyor burada. Yani kaplumbağayı da alacaklar gibi yavaş yavaş Arlott'un da buraya doğru geldiğini görüyoruz aslında Çapo. Ama şu anlık çok istedikleri noktada değiller. Zenith'i turuncu güçlendirmeye dönmüş Nexus'un. Nexus da hemen bir o bölgeye doğru dönecek ve mor güçlendirisine gidecek rakibinin. Yani, oradan ziyade önce şeyi alıyor. Oradaki kampı alacak. Ufak farkları şu ana kadar yine çok iyi yarattı ya Vatan. Evet. Evet. Böyle
tamam, hile yapıyoruz çünkü biz her şeyi görüyoruz haritada. Onlar göremiyor, onlarda bir savaş sesi var. Var. Sonuçta. Evet. Ama mesela o kadar derinde Zenith'in olmasına gerek var mıydı ilk pozisyonda? Yine ikinci pozisyonda aynı şekilde Wasted çok fazla önde kaldı. İskemşundan bir deneme ama hiç istediği gibi olmadı o bölge. Yani Wasted'ı böyle kurtarmak için yine birileri kendini feda ediyor vesaire. Ki yani şimdi Blast Fate'in artık ultisiyle beraber can sıkacağı dakikalara geldik. Evet, kesinlikle öyle. Asistler gelecektir burada takım arkadaşlarına doğru. Yani takibinde de zaten karşılaşmanın başına konuşmuştuk. Anlık hasar çok ciddi seviyelerde. Bakalım iyi oyunlar gösterecekler mi bizlere? Zaknende de Lily ulti olduğunu hatırlatmakta fayda var. Escaption burada görüşü alıyor çalıdaki. Alta bakar mısın? Evet. Yani zaten de şey diyor yani benim belki dediğimi alıyorsunuz ama ultisini alamazsınız benden. Her zaman o ulti de dolaşıyor. Çok da rahat ettiriyor. Kesinlikle ya. Konforlu hissettirir kesinlikle. Bloodfest Escaption'u görmek istiyor. Havaya savurdu. Geriye doğru da attı. Ulti de geliyor şimdi. Tarıyor arkada Axo ve yeterli hasarı çıkartamayacak Vatan oyuncularında. Vatan'ın zaten skoru alması kaçınılmazdı orada Escaption skorunu. 4 oyunculuk baskı burada Axo yanıt geri verdi. Çıkmak zorunda. Şu an orada 3 kişiler. Carry orada kalırsa kule altı yiyeceğini bilmeli. Oraya doğru girmek istedi Bloodfest. Bu sefer kötü kalacak. Zenith geldi. Işından da beraber çıkıyor ama Nexus Axo üzerinde ciddi bir hasarı var. Hala ultisini kullanmadı. Şimdi Wasted'i görünce orada ultiyi kullanıp hemen geriye doğru çekiliyor. Ve okay. Canını kurtardı. Güzel. Axo hiçbir şey harcamadı. Yani ben... Bloodfest'in kurduğu baskı çok fena. Yani Axo en azından bir ışından kullanır diye düşünüyordum ama takım arkadaşlarının geldiğini görünce soğukkanlı oynadı. İyi de oynadı. Kesinlikle. Escaption hemen burada orta minyon dalgasını da temizleyecekler Wasted'la beraber ve kaplumbağayı oluşturmak istiyorlar. Bloodfest yakalamak istiyordu ama hayır onu yakalayacaklar ve bir anda can barının eridiğini gördük adeta Bloodfest düşen oyuncu Vassa. Birazcık ters konumda ama hemen geriye doğru çekilecek şimdi Zaknen üzerinde de güzel bir hasar var Wasted'dan. Kaplumbağa geldi. Şu anlık Nexus kendi ormanında. Zenith'i de aynı şekilde kendi ormanında. Kaplumbağaya biraz daha sonra dönecekler gibi. Vassa yalnız fena vuruyor. Evet. İyi de güçlendi. O yüzden Vassa'ya bir çözüm üretmek lazım. Çünkü belli bir noktada artık rakip takımın içine girme konusunda tereddüt etmeyecek. Geçen hafta şeyi görmüştük. Misillemesi olan bir Sisi gerçekten çok can sıkıyor. Çok. Evet. Yani en kötü pozisyonlardan biri çıktığı gibi skor da alabiliyor. Hasar da evet. Hasar da verebiliyor dediğin gibi. O yüzden onun büyümesi biraz can sıkıcı. Onun haricinde Cho'dan tekrardan bahsedelim. Yani Cho oyun yapabildiği gibi bazen de çok içerilerde kalıp evet, düşebiliyor. Ki Kufra gibi de bir gerçek var onu da unutmayalım. İçeri girmeye çalışan bir Cho'ya karşı da fena bir silah değil. Evet yani çok bakalım cevaplar nasıl olacak. Moonlight'ta ufak bir bağlantı problemi varmış. Zaten çözülür çözülmez geri dönüşümüzü yapıyor. Aynen nazarlık. Şimdi yani kaplumbağa savaşı olacak. Savaşta beklentilerin nelerdir? İki tarafta çünkü ormanını temizliyor şu anda ve kaplumbağa ayakta. Çoğu katıldı mı savaşa? Geliyordu evet. Geliyor okey. Ya çoğunun ultisi olacak. Belki kaplumbağa öncesinde yine rakipten bir kişi aradan eksikten çıkarıp hani 4'e 3 yani 5'e 4 demiyorum çünkü nişancılar muhtemelen katılmayacak yine. 4'e 3 bir pozisyonda avantaj sağlayabilir. Ama işte az önce söylediğim koşul gerçekleşirse bu sefer Kufra müdahale ederse evet, tam tersine dönebilir. Evet. O yüzden birazcık sanki dolaşımcılara bakıyor. Bakıyor değil mi? Satranç'a dönüşecek aynen gibi burada bu dolaşımcılar arasındaki oyun. Ben de büyük merakla bekliyorum neler olacağını ama Bloodfest bugün formda ya. O şeyi görüyorsun evet, net bir şekilde yani. Çok kararlı. Çok evet yani. Böyle hedefine odaklanıyor. Ben gideceğim. Bunu servis edeceğim. Gerisi sizde diyor. Sizde. Ve çıkıyor da sonra bir şekilde. Hoşuma gidiyor gerçekten evet, çoğu performansı ve oyuna da geri dönüşümüzü yaptık hızlı bir şekilde. Wasted üste döndü. Ultisi hala gelmemiş bu Last Fade'in. Ona evet, baktım hemen. Gelmemiş. Diğer tarafta Kufra'nın ultisi var. Bölgeye yakınlar. Kaplumbağa bakalım şimdi Zenith'i kaplumbağaya doğru bir dönüş yaptı aslında. Bloodfest kendisini gösterdi. Chapo da bu bölgede. Escaption de geldi evet yani. Ama Nexus yok. Nexus kendi ormanında şu anda. Bakalım vermek isteyecekler mi? İstediğini elde edemiyor. Escaption orada ışınını da verdi aslında ve biraz denedi, problem yaratabilir. Denedi aslında şansını. Vassa şimdi iki oyuncu, üç oyuncu arasında hatta Escaption üzerinde güzel bir hasar var. Zenith'i hata yapmıyor pençede ve takımda kaplumbağayı kazandırıyor. Dehşete düşen bir Chapo ama takip hasarı gelmeyecek. Escaption bir atılımda bulunuyor ama yeterli değil. Ve ultisini de kullandı ama burada kaplumbağa Moonlight cephesine yazıldı. Evet yani Zenith'i güzel oynadı orayı. Az önce bahsetmiştik Nexus'un ne kadar iyi bir pençe oyuncusu olduğundan. Burada rakibine fırsat vermeden Axo'ya gitti. Işından geldi Axo'dan kule altına doğru. Çok kıymetli.
Evet. Bir sonraki geliş çünkü böyle yakalanırsa skora dönüşebiliriz. Caption geldi orada. İki oyuncu arasında kalacak. Bu da kaç. Vurmak istiyor mu bilmiyorum. Senit onu birazcık şu anda yani alan dışında tutmaya devam ediyor. Hemen Zyknen'den bir Lili ulti geldi. Kaçmaya devam etmek istiyor ama Wasted çok da bu imkanı tanımak istemiyor olabilir. Bloodstress hemen onu havaya savurdu. Takım arkadaşının çıkışı için bir imkan yakaladı ama Senit'ten gelen ulti çok ciddi bir hasar verecek ve Bloodstress yerdeki isim konumundayken 2'de 2 geliyor Senit'i. Dairot. Burada erken oyunda Dairot avantajı sonuna kadar kullanılıyor Johnny. Sonunda devreye girdi. Yani şimdi Kulakaç'ın üzerine çok yakın. Müthiş refleks çünkü ardından ulti gelecekti. Kesinlikle duvara vuracaktı. Evet. Johnny neler düşünüyorsun karşılaşma hakkında? Bir anda Moonlight çevrimiçi olmaya karar verdi. Özellikle Senit'i aldığı iki tane piyango skorla diyeceğim. Birazcık da böyle ekmeğini taştan çıkar. Tekrar izledim burada. Escaption aradan çıkardıktan sonra çok gerilere gittik bu arada. Maçın başına falan gittik galiba. Okey. Burada ormanda çoğuyu buluyor. Sonra üzerinde kule altında da bir hedefi bulduktan sonra, Zeyşten'i sanırım bulduktan sonra iki tane skor almayı başarıyor orada. Yani bastı. Üzerinde de güzel bir hasar. Wasted. 20 saniye var. Sonraki kaplumbağanın gelişine. Ya ligin başından beri çok böyle etkileyici bir dialog performansı görmemiştik. En az bir veya iki maçta tercih edildiğini hatırlıyorum. Hatta bir tanesi Pizza Boy oynamıştık galiba. Doğru, doğru. Pizza adam, Pizza Boy değildir adam. Okey. Ama burada yani Senit'i gayet iyi gözüküyor. Senit'i gayet net gözüküyor. Senin de belirttiğin gibi hızlı bir şekilde kaplumbağayı da Senit'in ellerinde görebiliriz diye düşünüyorum. Nexus bu sefer bu bölgeye doğru yaklaşmak istiyor ama güzel bir alan savunması vardı. Vest ve Escaption tarafından Bloodsweat'i güzel yakaladılar ve Pençe ile beraber de Senit'e hata yapmıyor burada. İkinci kaplumbağalarını alacaklar. Oyundaki üçüncü kaplumbağaydı ama artık 110 saniye sonra biz Lord Savaşı'nı bekliyor olacağız. Bloodsweat'in de birazcık böyle etkisi ortadan kalktı gibi yani. Onun işini sokmuyorlar. Evet. Yani ve Escaption şu ana kadar bu işte gayet iyi bir noktada. Evet. Tehdit. Bir de Escaption şey oyun yapma peşinde de koşuyor. Koşuyor. Yani ışınlanları falan acımadan kullanıyor. Net. Ama buna da ihtiyacı vardı aslında Moon'un. İlk karşılaşmada birazcık bunun eksikliğini hissetmişlerdi diye düşünüyorum ben. Escaption'da şu anda gerekeni yapıyor diyebiliriz aslında ve net bir iş. Bakalım Bloodsweat buna nasıl cevap verecek? Yakalanan bir isim var. Vassa misilleme geldi ve misillemeyle beraber çıkmak isteyecek. Dehşete düşen bir Wasted var ama Escaption'dan çok iyi bir giriş. Duvara da vurmayı başardı ve Vassa yerde. Bloodsweat havaya savruldu. Kulakaç o bölgeye doğru yaklaştı. Şimdi onun peşindeki Chapo artık onu yakalayamayacağının farkında ve alacaklarını alıyorlar ama Nexus ayrı kittirmede üst kuleyi alacak. Evet yani Escaption yine orada. O aralığı gördü. Nexus geldi. Escaption bu sefer onu havaya doğru tutatamadı. Üzerinde ciddi bir hasar var ama hayır. Bloodsweat arada kalıyor. Nexus onun üzerinde de ciddi bir hasar ve Senit'ten 2'de 2 geliyor. Bir de üstüne orta kuleyi alacaklar. Bir anda çok ciddi bir avantaj Moonlight'tan. 3500'e kadar neredeyse çıkartıyorlar altın farkını. Evet dediğin gibi yani burada güzel gözüküyordu. Başlangıç aslında vatan tarafı için. Ama sonrasında iki tane skor verdiler. Ve altın farkı şu an gittikçe artıyor Moonlight'de yine. Evet yani 2000'lere doğru geldiler şimdilik. Axo alt kuleyi de alacak. Bu işlerin rengini biraz daha değiştirecektir. Daha ciddi bir farka doğru gidiyor şu anlık Moonlight. 2700-2800'lere kadar geldi burada altın durumu. Üst tarafta Lasves Chapo'ya karşı kule savunması da yapmak istiyor ama işi çok kolay değil burada arabalara karşı. En azından uzaklaştırdı onları. Evet. Beatrix'e de bıraktı minyonları. Diğer tarafta Lord çünkü geldi. Moon tarafı şimdi Lord'a vurmaya başladılar. Ama yani Bloodsweat yukarıda, Kulakaç gelmeyecek gibi gözüküyor. Bakalım yani Nexus, Vassa'dan bir misilleme de geldi orada ama Senit'e hata yapmıyor orada. Pençe'yle beraber Lord'u alacak. Vassa'nın peşindeki isim vardı. Vassa yavaşlatma etkisinde ve Wasted. Çok ciddi bir hasar çıkartıyor Vassa üzerinde ve Vassa yerde. Bloodsweat'i yakalayabilirlerdi. Işınlanmasını kullanmıştı ama burada net bir şekilde çıkmayı başarıyor. Escaption şimdi ileriye doğru atılmak isteyecekti ama burada bozuyor. Net. Şu an bunlar çok iyi. Vatan da çok dağılmış gözüküyor. Bir anda böyle maçtan koptular gibi. Evet. Ve Zyknen burada kuleyi de savunmayı başaracak. Bir anda bütün haritayı Moonlight tarafı Vatan Game'in üstüne yıktı adeta. Üstten de Escaption birazcık içeride kaldı. Düşecek mi? Son vuruş gelmiyor. Çıktı. Axo da orada yani diskleri çevirmeye devam ediyordu. Ama Bloodsweat de düşmeyecek. Benzeri kadarı paylaşıyor iki dolaşımcıda. Canlar çok azaltıldı. Axo üzerinde Nexus'tan çok güzel bir hasar. Ulti kullanımı da geliyor Nexus'tan ve Axo'yu skora dönüştürecek. Axo. Hemen hızlı bir şekilde bu bölgede kalmaya da devam ediyor. Chapo birazcık arada kaldı. Nexus'un hangi bölgeye doğru gittiğinden de haberdar. Orta kule de gitti.
Ya burada enteresandı yani Aksu orada tek başına yakalanması, takımından ayrı gayrı. Yani üst taraftan Dailot minyonları getiriyordu ama takımı bir anda böyle onu tek başa bırakınca o fırsatı iyi değerlendirdi. Oo, havaya savurdu Bloodfest Inscription ama devam oyunu gelmiyor burada. Biraz daha görüş almak için de sanırım Bloodfest aralarına doğru girdi. Çok doğru bir karar mı bilmiyorum. Güzel bir şekilde çapoyu havaya doğru savurdu. Dehşete düşürmede geliyor burada Zagnan'dan ve skor. Bloodfest'te kalacak. Wasted hemen geriye doğru çekilmek istiyor. Ultisi olmadığını hatırlatmak lazım ve Nexus adeta sürprizim ortadan çıktı. İkincisi de üçüncüsü gelirim ama hayır Inscription kaçmayı başarıyor ama Zenith'i görmediğimiz noktada. Paramparça etti büyük bir ihtimalle orada ve rakibini düşürmeyi başaracak en azından. Şimdi biraz daha frene basıyor Moonlight. Zenith'i 5-1-2'ye geldi. Ama yavaş yavaş etkinliği de düşmeye başlayacak 14-15 gibi. Yani şimdi kaynağın çoğu onda olduğu için birazcık endişe verici. Yani birazcık kesin böyle Kiri'ye gitseydi bir şeyler daha mutlu olabilirdi. Kiri 0-1-0. Hiçbir yani, şeyin içinde yok. Aynen. Diğer tarafta Kulakaç yine 0-0-3 düşmeden kasmaya devam ediyor. Bir seviyede fark oluşmuş durumda tabii o ufak ölüşten sonra oluşan farkla beraber. Zenith'i de geldi. Burada bir şeyler olur. Latves Zenith'i gösterdi. Havaya savurdu. Güzel aldı. Beatrix'ten roket ütüsü ve Zenith'i paramparça ediliyor gitti burada. Kaynak. Paranın çoğu gitti. Evet. Bir anda şu anda neredeyse 10.000 altınlık bir eksiliş oluyor haritada. Direkt eksi yazdı yani. Direkt. Şimdi Moon tabii biraz daha sakin kalmak durumunda. Nexus yakalamak isteyebilirdi. Ultisini kullandı. Hemen geriye doğru çekilmek istiyor Inscription. Seçeceksin buna. Yakalaması oldukça güç Nexus'u. Ultisi açıkken özellikle ve bir kule almayı başaracaklar. Vatan Game burada 4'e 5'i iyi kullanıyorlar. Bir kule daha geldi sanırım. Alttan da şimdi ittiriyorlar. Evet, ortaya da isteyecekler. Kulakaç'tan bir ulti. Wasted çok ciddi hasar aldı. Ultisi yok şu anda. Yakalanan isim de Inscription oluyor. Tekrardan Wasted Bloodfest'i almayı başarmış olsa da karşılıklı dolaşımcı takası gerçekleşiyor. Zagnen'in alışıyla beraber Nexus. Ama Nexus ayakta kalmaya devam ediyor. Geriye doğru çekilecek Aksu. Orada yetmedi, almak istedi Nexus'u ama skor gelmedi. Bir de üstüne Kulakaç onu cezalandıracak. Işınlığını da gitti. Yani fazla isteklilik sıkıntı. Aynen 3 dakika içerisinde Moonlight belki kazandığı maçı verdi. Teslim etti. Ekstra verdiği skorlar. Bir tuzak yine çoğu en oyuncu ön planda. Evet. Yani çoğunun kurduğu tuzak sayesinde Dailot alıyorlar. Ondan sonra böyle yaprak yaprak dökülüyor burada. Moonlight tarafı. Seni bir şey yapar mı sence? Zaten şimdi Zenith'in geldiğini gördüler ama hemen burada Lord'daki... Evet. Yani tek yedi. Bir şey söyleyemedim, öyle söyleyeyim yani. Adeta tek yedi. Lord'un vuruşları üstüne Kulakaç ulti ve burada paramparça olmuş bir Zenith'i görüyoruz. Yine. Yakalanan bir isim daha var Chapo. Hemen ışından da beraber çıkmaya çalışacak. Yoyo da kafasında ama şu anlık ayakta kalmayı başaracak. Yarı cana sahip. Vassa onu darlamaya devam etmek istiyor. Üçte bire kadar da düşürdü canını ama hayır. Burada istedikleri skor gelmeyecek. 4'e 5'i kullanmak istiyor hala şu noktada. Vatan Game takımı Vassa'nın peşinde sersemletme geldi. Yok. Ama Vassa ayakta kalmaya devam ediyor. Bir anda çok ciddi bir hasar var. Misilemesini kullandı ama birazcık geç gelmiş gibi gözüküyor. Wasted hasarı oldukça yeterliydi. Kulakaç'tan da güzel bir ulti. Nexus onu arkada yakalamayı başarmış olsa da Aksu Bloodfest'i yakaladı ve skorlarını almaya devam ediyor. 2'de 2 geldi ondan. Bir anda oyunun içine dahil olmuş gibi gözüküyor Aksu. Evet, sonunda kaynağı buldu dediğin gibi. Ve Lord öncesinde olan bir oyun yine. Onu hatırlatalım. Lord'un gelişine biraz daha var. Lord orada galiba park etti. Park etti sanırım gerçekten orada yani. Yani oralı değil pek. Ya yetişecekler milyonlar gibi vardı. Duruyor milyonlar sanki. Milyonlar kadar bekledi. Ve neredeyse Bloodfest'e Nexus katılacak yani Vassa ile beraber bu Lord ittirişine ama. Evet. Yok ya. Ya aslında şu anda birazcık korkak oynuyorlar aslında. Hani Aksu gidip vurabilirdi diye düşündüm ben. Yani sadece yakalamak istemiyor. İstemedi de iki oyuncu vardı ayakta. Kulakaç gerek bile kaldı. Kalmadı evet. Burada da pozisyon tekrarı. Misilleme biraz geç mi geldi ya? Biraz. Ne diyorsun? Bir de hiç aslında orada olmasına da gerek yok sanki. Biraz evet. Önde ve yani burada da Kerry'i gördük. Rahat da bir Lord savunması geldi. Az önce son vuruş gelmemişti yine aynı hedefe. Joy'a bu sefer bitirmeyi başarıyor. Inscription görüşü de aldı o bölgede. Kule yıkılacak arabalar araba tarafından. Yani altın farkı 2700 dolaylarında çok da ciddi bir durum söz konusu değil altın durumunda en azından. Ama zaman içerisindeki trendi düşünecek olursak ciddi ya. Bir ara 4-5000 evet. Altın evet. Öne geçmişti bunlar. Kesinlikle yani 2000 altınlık bir fark var iki taşıyıcı nişancı arasında. Ve bir sonraki Lord sanırım kaderi belirleyecek gibi duruyor bence de. Nexus ultiyi verdi. İçeriye doğru girdi ama yani üçlüyle de yani karşılaşmayı beklemiyordu büyük bir ihtimalle. Hemen geriye ama doğru çekilecek. Var yani. Var devamı da geliyor. Sağlamlar orada.
En azından görüşü verdi orada. Potansiyel bir tuzak ihtimali ortadan kalıyor. Ultinin içine girdiği için onu durdurmak çok mümkün olmuyor. Olmuyor, evet. Nexus iyi bir şey imza atıyor. Yalnız doğa rüzgarı da geldi. Akso cephesinde biraz daha rahatlatabilir belki de bu onu. Ya tek yemediği sürece iş yapar. Oo, Wasted orada kötü kaldı. Nexus çok ciddi hasar vermişti ama ultiyle beraber çıkacak. Nexus da kendi ultisini verecek ve evet, karşılıklı bir ulti takası yaşanıyor o pozisyonda. Ya bu dakikalarda ulti bakalım sonucu ne kadar kötü olacak. Şimdi Lord Şafak Vadisi'ne ayak bastı. Zor oyun. Bayağı taraf içinde sıkışmış durumda. Evet. Ve şimdi Lord'u vuruyorlar. Escape şimdi orada görecekler. Nexus. Gördüler. Devam etmek istiyor. Nexus ultisi yok ama çok ciddi bir hasar var sesi ve Nexus ikilisinden orada. Vassa devamını gelmek istiyor. Wasted ultisi var şu anda. Trinity fena yakaladılar. Escape şimdi düşüyor. Kulak aç. Arada Akso bu iki oyuncu almayı başardı. Akso dizleri çeviriyor olsa da doğa rüzgarıyla beraber şu anda çok iyi iş başaracaktı ama doğa rüzgarı bitiminde kulak açtan çok güzel bir ulti kullanımı çapo kulak açıya kalıyor. Vassa Wasted'ı derken bir anda 3'e 1 hatta 4'e 1 kalıyorlar bu bölgede. Çapo'nun ölümsüzlüğü de alındı. Nexus devamını vermek istiyor burada ama Bloodfest çok kötü kalıyor o bölgede. Çapo onu affetmeyecek, skoru çekecek ve 3'e 1 kalıyor şu anda. Lord ayakta ama üst kulelerini istiyor burada Vatan. Belki de oyunu bitirmek istiyor. Chapo'yu yakalamaları durumunda bu mümkün olabilir gibi. Şimdi Chapo içeriye doğru girdi. Nexus hasarını vermeye devam ediyor. Vassa. Dayo'yu da gördük üstünde. İlk üst kulesini burada Vatan alacak. Evet, arkasında dolu yalnız minyonlarla beraber. Bitirebilirler. Ama iki saniye var, ama bir saniye. Senet'i geliyor. İskimşin geliyor. Yetişecekler. Chapo kötü kalabilirdi o bölgede. Hemen geriye çekilecekler. İlk pozisyonda Vatan bitirmek için çok kule altını denedi. Evet, ölümsüzlüğü aldılar, skoru aldılar ama sanki direkt Lord'a evet, vursalar... Evet, katılıyorum. Direkt katılıyorum buna. Gerçi evet, yani Chapo'yu düşürseler maç bitiyordu. Evet. Ama yani riskliydi birazcık. Lord daha garantiydi. Ya bir de şeyi orada bir sıkıntı oldu. Bir Nexus bir kule menzilinin dışına çıktı. Evet. Bloodfest'e döndü orada evet, falan kule. Birazcık da orada bir iletişim hatası. Yakalanan bir isim var. Vassa bir anda paramparça ediliyor. Herhangi bir yeteneğini bile kullanamadı misillemesi. 2 saniye sonra geliyor. Birazcık şanssızlık ama o kadar da derine girmemek lazımdı sanırım. Şimdi havaya savrulan bir Bloodfest. Hemen bu bölgeyi dağıtacaklardır ve kilitlendi şu anda. Evet. Tekrardan. Yalnız orta koridordaki minyonları ittiriyor şu an Beatrix. Diğer tarafta ise Lord'a vurmaya başlayan bir Moonlight cephesi var. Escaption. Zagnen'i atladı. Zagnen çok güzel geriye doğru kaydı. Havaya doğru savurdular Escaption ama istedikleri hasar bir türlü çıkartabilmiş değil burada. Kulak açtan bir ulti daha geldi ama hayır. Bloodfest Akso tarafından alınıyor. Dizler çok ciddi hasar vermeye devam ediyor. Şimdi karşılıklı olarak bir vuruşma var. Doğa rüzgarları kullanıldı ama kazanan taraf burada. Akso oluyor. Hepsini minyonlarla gidiyor. Joy minyonlarla gidiyor. Nexus geri gidiyor. Minyonları bilsin bakması lazım. Şimdi Chapo dönecek ama bakalım araba da geliyor. Nexus bitirmeyi başarabilir mi? Yok artık. Şimdi vurmaya başladı. Chapo geriye döndü. Minyonları ama çekti. Nexus vurmaya devam ediyor. Minyonları çekmeyi başardı ama Nexus vurmaya devam edecek. Oyun bitecek mi? Hayır. Minyonlar. Tutmayı başarıyor Chapo. Aşağıda Vassa misillemeyle beraber üçlünün arasında kalıyor Moon ama Knight. Yeterli olmayacak. Moon Knight. Müthiş bir karşılaşma. Epik bir sonda. Müthiş. Yani iki maçın da sonu epikti ama bu apayrıydı gerçekten. İnanılmaz. Yani ben bunu yani daha bir sonraki günün karşılaşmanı görmedik ama ben bunu haftanın eşleşmesine yazarım. Öyle bir karşılaşmaydı. Çok keyifli.